Evet, Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanında zorlandığı bir deplasman sarı kırmızıların. Yani şimdi oyun olarak sormayacağım, onu sonra değerlendiririz ama şampiyonluk yarışında herhalde Galatasaray'ın artık çok bir şansı kalmadı diyebiliriz. Rakibi şampiyonlukta en büyük aday olacak, Beşiktaş olacak. O maçta yendiği takdirde ve hiç maç kaybetmediği takdirde bile işi yine de Tabii. kolay değil. Ama yine de her maçı kazanmak için çıkacak tabii Hatay ki. Spor maçı, onun için söyledim. Hatay Spor maçı Beşiktaş'ın son derece kritik. Eğer Hatay Evet. Spor'u Beşiktaş yenerse, hatta fikstürde önde olması da bence Beşiktaş'ın avantaj. Yani Sergen Hoca bunu dinlenemiyoruz diyerek eleştirdi ama psikolojik olarak baktığında bence Beşiktaş avantajlı fikstürde. Şimdi Beşiktaş Hatay'ı yendiği anda Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da o motivasyonu çok kalmayacak. Şampiyonluk motivasyonu en azından. İkincilik motivasyonu devam eder ama şampiyonluk motivasyonu çok kalmayacak. Gençlerbirliği de az önce senin de söylediğin gibi bulunduğu konum itibariyle artık belki bir puanın bile yetmediği bir takım olarak konuşabiliriz. Yani Galatasaray maçında bir puana razı mısın deseler belki Özcan bizatihi hayır ben maçı oynamak istiyorum. Belki 3 puan alırım, ligde kalırım diyebilir yani. Evet. O yüzden çok zor bir maç olacak. Şampiyonluk konusunda şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın iddiası. Galatasaray tüm maçlarını kazanacak. Beşiktaş hem Hatayspor'a yenilecek veya bir mağlubiyet alacak ekstra. Hem de Galatasaray minimum 2 fark. Hani ikili averaj durumu yine Fenerbahçe'de olduğu gibi. Galatasaray'da da Beşiktaş'ın lehine. Minimum 2 fark, mümkünse 3 farkla yenerek ancak liderliği ele alma durumu var. İhtimali var. Bayağı matematik Yani hesapları çok devreye zor yani. girecek. Çok zor. O yüzden de %70 değil, %70'in de üzerinde diyorum. Yani ya şu an bence Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da şampiyonluk ihtimalleri %10'un altına indi dün akşam itibariyle. %10'un altına indi. İkisini toplasan %20 desen hadi. Ben biraz bol keseden Yok. atayım. Hatay maçını almamış bir Beşiktaş'ın bence %70, %80 şansı var diyemem. Bence var ya. Ben Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yeneceği kesin mi? Yani şu futbolla bence çok mümkün değil. Şu Hatay maçını geçtikten sonra o oranlar belki olabilir. Geçerse. Hatay maçını geçerse bence zaten iş biter abi. Açık Sen ve net. zaten Volkan Demir Hatay maçı kazanırsa Beşiktaş Tabii. bayraklar çıksın diyor. Bence aynen öyle. O sandıklardaki bayraklar çıkarılsın derim. Ama dediğim gibi şu anki mevcut durumda dahi ben %10 civarı, ikisine de %10'ar civarı şans veririm. Beşiktaş'ta %80 oranında işi bitirdiğini düşünüyorum. O açıdan yani Fenerbahçe'de Galatasaray'da çok büyük bir fark yok. Bir puan bir fark var. Evet. İkisinin de şansları aynı oranda düşük. Galatasaray'ın da şansı aynı oranda düşük. Hele ki Beşiktaş önce oynayacak. Beşiktaş Hatayspor'u yenerse bu maçın psikolojisi de oyuncuların maça bakış açısı da Galatasaraylı oyuncuların değişebilir. Ya bu sezon bitti galiba filan moduna geçilebilir. Gerçi yine tabii ikincilik koltuğu değerli bir koltuk. Şampiyonlar Ligi önelemesi oynuyorsunuz. Gerçi tarihimizde pek yok Şampiyonlar Ligi'ne göndermek için. Beşiktaş Bir Beşiktaş var. başka var mıydı? Fenerbahçe şampiyon olup önelemeden gitmişti. O sezonda çeyrek final oynamıştı ama yani önelemeden çok gönderemiyoruz takım Tabii ki. açıkçası. Kolay değil. Elini Hatta kolunu sallayarak sonuçta gidemezsin. o fırsatı kullanmak hayal isteyebilir. kırıklığı oluyor böyle bazı takımlara yenilmek. Evet. Unutulmaz maçlar oluyor bütün takımlarımız Tabii için canım çok maalesef. oluyor. Çok oluyor. Kısacası Hatay Spor maçı da dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Kilit. Galatasaray için de kilit maç. O maçta alınacak Beşiktaş galibiyeti. Gençlerbirliği maçının da havasını, psikolojisini tamamen değiştirebilir. İkincilik koltuğu vardır yine. Tekrar ediyorum ama aynı heyecan, aynı coşku, aynı şevk olmaz. Tabii. İkincilik için. Şampiyonluk için mücadele etmek başkadır. İkincilik için mücadele etmek başkadır. Bu saatten sonra da Beşiktaş çok büyük bir hata yapıp hataya yer verip yani orada Cengiz Han'ın esprisini tekrarlayayım. Bir hataya yer açıp bir fırsat verir mi Galatasaray ve Fenerbahçe'ye onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi Hatay karşılaşması Cumartesi 20.30 değil mi yine? 20.30. Evet. Cumartesi 20.30. 22.30 gibi burada çok farklı şeyler konuşuyor olabiliriz. Sokağa çıkmak da yasak. Artık bayrakları asarlar. Evet. Balkonlarından putlarlar diye Yani düşünüyorum. aynen öyle. Onu Mesaj ben verdim bayrak aslında. derken tabii ki hani çıkıp sallayın demek istemedim.
Onu da söyleyeyim. Hani mümkünse evinizin balkonuna alsın abi. Evet, bu sene evde her kim olursa olsun evde hangi kutlayacak şampiyonluğu. Hangi takım olursa olsun evet. Evde kutlayacak şampiyonluğu. Bayrama kadar böyleyiz. Bayramdan sonraya kadar böyleyiz. Bakalım ne olacak? Şimdi Sergen Hoca'nın bir lafı vardı ya. Yalnız saat bilmem kaçtan sonra sokağa çıkmak yasak. İlk devrede işi bitirmemiz lazım. Hayır, ne zaman söylemiş? Hayır, bu işi şeye sonra bırakırlar mı acaba? Geliştirmek geldikten bir ara sonra. 7'den sonra yasak oluyordu galiba. Evet. Öyle bir şeye bırakabilir mi hoca bu işi? Yani kısıtlamalar kalktıktan sonra millet rahat rahat tutmasın. Ama lig 16'sında bitiyor zaten. Bitiyor değil mi? Aa, doğru söylüyorsun. Bitiyor. Bitiyor. Türkiye Kupası şampiyonluğu olabilir ama kutlama olabilir. Evet, ikisi birden. Ya da şöyle, Beşiktaş statta bir organizasyon yapıp ama orada da taraftar alınır mı? Alınmaz herhalde. Yok yok. Çok zor. Ancak yani çok farklı. Bu yılki şampiyonluk biraz kim kazanırsa kazansın. Tabii bu işler. Şey maçıymış. Daha 4 maç. Beşiktaş Başakşehir maçı. Evet evet. O zaman doğru söylemiş. İlk yarı. Ya durup dururken söyledi. Yalnız dedi kaçtan sonra yasak dedi. Bir saatten sonra yasak mı? Ne yapacağız ilk yarıda bitireceğiz işi dedi. Şimdi Galatasaray'da Emre Akbaba'yı da biraz konuşalım isterseniz. Son 3 maçta 2 golü var böyle son anlarda gelen. Golden bağımsız olarak da hani böyle biraz hani 11'de bile düşünülmeyen Emre Akbaba'dan hani biraz daha sanki düşünceleri performansıyla değiştirdi gibi. Siz katılıyor musunuz Serdar? Muhakkak tabii. Yani Emre'ye ben çok üzülüyorum. Ya. O sakatlıkları yaşamasaydı belki bugün çok daha farklı bir yerde olacaktı. Çok daha farklı bir pozisyonda, çok daha farklı bir takımda olabilirdi. Alanya'dan geldi Galatasaray. Çok yetenekli. Tabii mevkisi yok denilen bir oyuncuydu. Yani mevkisi ne adamın? Bence ikinci forvet. Yani menajerlerin pazarlamada en çok sıkıntı yaşadığı futbolcu tarzıdır bu tarz futbolcular. Mevkisi ne? Bunu menajer pazarlayamaz. Bunu Luis Campos gibi bir adam gelecek. Ya bu ne? Ben şimdi bunu alırım böyle böyle kullanırım. Burak için veya mesela. Yusuf için dediği gibi. Şimdi Sergen Hoca geldi. Gezal'ı tek bir sefer seyrediyor. Bunu hemen alın. Kafasını hemen çiziyor. Şekli. Ne yapacağını, nerede kullanacağını. Bazı adamlar gelir. İşte Zeki'yi aldı. Bir maç seyretti Zeki'yi. Aldı götürdü. Lille. Dolayısıyla Emre de hani sakatlık yaşamazsa bir tane sportif direktör gelecek. Bir scout gelecek. Çok ciddi bir kulübün scoutı. İşte mesela Bebe, Alex Ferguson'un izlemeden aldığı tek adamdır. Bebe. Beşiktaş'a gelen Bebe. O da büyük sakatlık yaşadı. Bak abi. Beşiktaş'a kiralık geliyor zaten. Tabii. İzlemeden çünkü öyle bir scout gelip diyor ki Alex Ferguson'a çok müthiş bir yetenek. Ben kefilim. Alex Ferguson'un sağ kolu adam. Seyretmeden direkt oluyor. Ama buraya geliyor bir kiralık. İşte Guti ile çok iyi anlaşıyor. Lüksemburg maçında sakatlanıyor falan. Olmuyor. Emre de öyle bir oyuncu. Öyle bir kaderi yaşayan oyuncu. Ben çok beğenirim halen de. Amiri takımın en önemli parçalarından biri olabilirdi. Olabilirdi. Galatasaray'a zaten Fransız Galatasaray'a gelişi zaten. Hayır, Fransız altyapısı. Transfer döneminde kapışılan bir oyuncuydu. Kime nereye gidecek, kesinlikle. Ne olacak diye. Yani yıldızıydı o dönemin aslında ama çok üst üste. Yani ama bir işte tane bak, de değil. Ne var? Sakatlık geçiyor. Sen büyük kulüpsün Galatasaray. Sen büyük kulüpsün Beşiktaş, Fenerbahçe. Emre'yi Alanya'ya gelmeden önce alabilirsin. Tabii. Var öyle çok adamlar var. Bu arada Emre Akbaba Antalyaspor'un Alanya Spor'u kiraladığı bir oyuncuydu. Evet. Hani ezeli rakip gibi gözüküyorlar birbirlerine. O zaman Alanya yanlış hatırlamıyorsam ikinci ligde. Yani TFF 1'de Emre Akbaba çıkardı lige. Devamında da bonservisini aldı Alanya Spor ve büyük bir yıldız çıkardı. Ama tabii yaşadığı sakatlıklar sonrası epey geriye gitti. Son maçlardaki vücut diliyle ilgili ben bir şey söyleyeceğim. Yani çok